Bugün Viral Spor'dayız. Ben 24 Saat Gazetesi spor yazarı Mehmet Kısmet. Konuğumuz da belki de Türk Spor'a yön verenlerden 56 yıllık spor yazarı ve aynı zamanda spor duayeni ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Güray Soysal. Sayın Soysal, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, birlikte teşekkür ederim. Ankara Gücü'nü değerlendireceğiz. Teşekkür ederim. Ankara Gücü bu sezon 2 haftayı geride bıraktı ve arka arkaya aldığı beraberlikle 2 puanla yetindi. Son karşılaşma Kayserispor mücadelesi Ankara'daki Ankara Gücü'nün ilk hafta maçıydı. Genel bir bakış içerisinde değerlendirdiğimizde belki de galibiyeti kaçırdı. Son dakikada yediği, uzatmalarda yediği golle birlikte. Evet, önce oyunu değerlendirmek gerekirse Ankara Gücü'nün bu karşılaşma ve gelecek sezon, bu sezon içerisindeki diğer haftalarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ankara Gücü Kayseri Spor maçında iyi oynadı. Ama futbolun içinde olan işte, hakemin düdüğü bitene kadar ki zamanı iyi değerlendiremezsen, son saniyede olsa, ilk saniyede olsa gol yersen bir takım sıkıntılar yaşarsın. Ankara Gücü Kayseri Spor maçında fena oynamadı. İyi oynadı. Benim tahminimin çok ötesinde oynadı. Bütün buna rağmen Kayseri Spor'u hiç iyi görmedim. Ankara Gücü'nün hakem tarafından yaratılan bir faulü sonucunda Umut'un eski takımına karşı Kayseri Sporlu Umut'tu, bildiği gibi daha evvelden Ankara Gücü'nde oynadı. Attığı golle 1-1 bitti maç. Tabii herkesi üzdü. Beni de üzdü. Ne bakımdan? Ankara Gücü'nün 90 dakikalık mücadelesinin içinde bu 2 puan kaybedilme olayı yoktu. Dolayısıyla 1 puan aldı. Şimdi geçen hafta da Konya Spor'u deplasmanda. O da, o fena değil. O, oradan alınan bir puan iyi. Ama futbolda bir takım şeyler olacak. Bunların tedbiri var. Ama bütün bunların sıkıntısı Ankara Gücü'nde ekonomik yetersizlik ve yönetim yetersizliği. Yönetim yetersizliği. Ve neden? Ben şu andaki yönetimi takdirle karşılıyorum. Mehmet Yiğener'le fazla yakınlığım da yok. Ama Mehmet Yiğener ve arkadaşları Ankara Gücü'nün geleceği açısından yakaladıkları ipi bırakmamanın peşindeler. Dolayısıyla bir takım sıkıntılar düne kadar 3 ise şimdi önünde 33 tane sıkıntısı var. Biraz sonra herhalde gündeme getireceksiniz. Bu taraftarlar olayı var. Maddi konuların halledilmesi lazım. Transfer yasağının kaldırılması. Teknik direktör konusu var. Teknik direktör konusu var. Var oğlu var. Ya, evet. Biraz önce de söylediniz zaten. Değineceğiz. Sezonun ilk maçı Ankara'da. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun dili olsa da konuşsa. Ne maçlar izledik. 10 binleri izledik. Yıkılıyoruz da. Ama hayretler içerisinde Ankara güçleri maalesef bu karşılaşmada göremedik. 5850'ye yakın taraftar izledi Kayserispor karşılaşmasını. Ankara'daki maçta. Ankara'daki maçta ve bunun yaklaşık 850 kişisi Kayserispor taraftarıydı. Yani 5000 kişilik, 22000 kişilik statta 5000 kişiyle oynadı. Ankara için belki de tarihinde bu kadar en az seyircisi olabilir diye düşünüyorum. Bunu artırmanın yolu nedir? Bu seyirciyle Ankara Gücü arasındaki mesafenin aşılmasında sebep ne görüyorsunuz? Şimdi Ankara Gücü seyircisi hakikaten fedakar bir taraftar. Öyle bir şey ki yediği ekmekten evine götüreceği rızıktan feragat edip çaba sarf eden bir taraftara sahip. Ankara Gücü taraftarı hakikaten takımını çok seviyor. Sevmesin ama yönetim olarak buna bir çare bulunması lazım. Kombine konusunda Ankara Gücü yönetimi de haklı o konuda. Kombineler. Ama benim ödeyecek gücüm yoksa o kadar taraftarlığımın ne kıymeti yok. Taraftarın durumunu iyice şey yapması lazım. Bilmesi lazım. Bir an evvel bu konuda taraftar olayının çözülmesi lazım. Kesin. Evet. Şimdi sorunlar yaşıyor Ankara Gücü. Sizin de belirttiğiniz gibi.
taraftarla olan bağının artırılması, ekonomik sorunun giderilmesi. Bu karşılaşmada da bir şey dikkatimizi çekti. Esame listesinde yoktu teknik direktör. Mesela bu konuda Adnan Erkan, evet, sportif direktör, aynı zamanda teknik direktör olarak sağ kenarında bench'te görev yaptı. Bunun da olumsuz bir etkisi olabilir mi takıma? Bakın, Adnan'ı ben kalecilik döneminden tanırım. Sonra teknik direktörlüğe geçti. Gölbaşı'nı çalıştırdı. Hangi takımları, diğer takımları çalıştığını pek toparlayamıyorum. Ama sonra Ankara Gücü'ne sportif direktör olarak geldi. Ankara Gücü yönetiminin son dönemlerde yaptığı en olumlu olay Adnan'ı oraya getirmesi. Adnan bu işleri beceriyor. Şimdi yokluktan bu görevi zaten kabul ediyor. Yapmasına da işte, ama Ankara Gücü'nün yokluklarının, hangi yokluklarından bahsedelim? Şimdi bir tane Adnan'ı bulmuşsunuz, tamam, güzel. Bir de teknik direktör diye bir şey, antrenör diye bir arkadaşımız var. Onu da bulmuşsunuz, güzel. Yani hep sorunlarla mücadele etmek zorunda Ankara Gücü. Ancak yöneticilerin bir takım problemlerinden dolayı şikayet etme hakkı yok. Bırak artık onu, taraftar şikayet etsin, futbolcu şikayet etsin, yani teknik adam şikayet etsin. Çünkü yönetimler her zaman için bu şikayetleri ortadan kaldırmak için mücadele eden bir grup olması lazım. Şimdi bakıyorsun, Ankara Gücü yönetimi her zaman için elinde bir mendille belediye başkanlarının önünde dolaşıp duran bir şey. Kardeşim, eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın, gidin. Yapacak adamlar gelir. Ankara Gücü 1910 yılında kurulmuş bir Ankara Gücü bu durumlara düşmeye hakkı yok. Evet, dolayısıyla aslında bunlar halledilmesi lazım Ankara Gücü'nde. Evet. Sezon başı bir noktada burada bir sorun yumağı içerisinde sezona başlandı. Psikolojik olarak değerlendirmek gerekirse bir takımın teknik direktörsüz lige başlaması hoş bir şey değil. İyi. Ama ha, takım çalışmıyor mu? Hayır, çalışıyor. Onda bir kuşkumuz yok zaten. Onda bir tereddüdümüz, evet, yok. Türkiye Süper Ligi'nde teknik direktörle anlaşamamış bir takım varsa o da Ankara Gücü gerçeği. Bir tek Ankara Gücü gerçeği. Bu en kısa zamanda çözmeleri gerekir. Sanıyorum o konuyla ilgili de arayışları devam ediyor Ankara Gücü'nün. Önemli olan, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, lige ilerleyen haftalarda hazır olabilmek. Başlıklar halinde bir kez daha tekrarlarsanız bu sorunları hallettiği takdirde Ankara Gücü sanıyorum diğer takımların da zaten benzer sorunları var. Mutlaka kendine göre bir yer bulacaktır diye düşünüyorum. Ankara Gücü kaçan ipin arkasında koşmaktan yoruldu. Bir an evvel o ipi yakalaması lazım. Nasıl yakalayacak? İşte onu da becerikli yöneticiler vasıtasıyla yapılacak. Taraftarıyla şu anda benim için en büyük tehlike o. Taraftarıyla bölünmek üzere olan bir Ankara Gücü. Ben yanlış söyleme imkanındayım. Ancak bu işleri çözmesi lazım Ankara Gücü. Yönetim. Tabii. Yönetim benden fazla şikayetçi. Şimdi taraftardan fazla şikayetçi. Futbolcudan, teknik adamdan daha çok şikayetçi. O zaman yöneticiliğin adı ne? Yönetici ise şikayetleri ortadan kaldırır. Yönetici en fazla şikayet eden bir kurul değildir. Evet, noktayı da böylelikle koyduk. Ben de evet diyecektim zaten. Evet. Yayının da sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız Ankara Gücü bu sezon içerisinde bu söylediğiniz sorunları giderir. Bunu da giderecek şu andaki mevcut yönetimdir. Bu konuda hem ligde hem yönetime hem futbolculara da başarılar dileyelim. Aradaki soğuklukta giderilmesi en büyük dileğimiz. Güzelim, Karabük'teki kol gibi demirler düzeliyor. Bu problemlerin hepsi düzelir. Yeter ki becerikli bir yönetim. Şu andaki mevcut yönetim becerikliydi. Becerikli. Geldi. Gücü artık buraya kadar. Bundan sonrası bu işleri yapacak yönetim kadrosu ortaya çıkmalı ki herkes Ankara Gücü'nü göğüsleri gere gere seyretsin. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.